Şimdi ben bu kavramın üçleme gibi çelişkili olduğu kanaatindeyim. Şimdi kavramı ilk düz okumamızda karşımıza çıkan durum şu. İnsan doğasıyla Tanrı doğasına sahip bir kişi var. Şimdi insan doğasından bahsettiğimiz zaman insan doğasının çok temel özellikleri var. Nedir? Mekanda sınırlıdır. İnsan belli bir bölgede bulunur. Uzayın içindedir ve belli bir bölgeyi görebilir, belli bir bölgeyi deneyimleyebilir. Tanrı tam bunun tersidir. Tanrı mekanın dışındadır ve mekanın tamamına hakimdir. İkincisi, insan sınırlı bir bilgi kapasitesine sahiptir. Yani sınırlı bir kognitif, bilişsel kapasiteye sahiptir. Diğer taraftan Tanrı'nın bilgisi de, bilişsel kapasitesi de sonsuzdur. Her şeyi bilir. Bu ikinci... Enis Doko'nun burada söylediği şey doğru bir yere kadar. Hani insanlar gerçekten mekana bağlıdır. Bilgilerimiz sınırlıdır. Ama gösteremediği şey şu orada sadece bir varsayım olarak sanki kabul ediyor ki sınırsız bilgiye sahip olan bir insan olamaz. Belki de üçlü birliksel bir kavramı zaten önceden reddettiği için böyle bir şeyi düşünemiyor. Çünkü bizim için Mesih İsa dünyadayken bedensel olarak tek bir mekanda bulunuyor. Ama aynı zamanda Tanrı hala her yerdedir. Aynı şekilde Mesih İsa'nın bilgisi sınırlı gözüküyor. Ama o üçlü birliksel Tanrı kavramına göre Tanrı hala her şeyi bilebiliyor. Ve bence mantıksal olarak bir çelişki yoktur. Orada ve dolayısıyla sadece insanların ve Tanrı'nın sıfatlarını karşılaştırarak geçerli bir itiraz ya da bir argüman değildir. Burada belki şuna değinmekte de yani aslında iki şeye değinmekte belki bir fayda olabilir. Birincisi bu üçlü birliğin içerisindeki kişilerin arasındaki fark. Yani üç ayrı kişiden bahsettiğimizde yani bu kişilerden bir tanesinin bu role bürünüp dünyaya gelmiş olması Tanrı'yı bölmüyorken aynı zamanda Tanrı'nın bunu yap, yani üçlü birlik dinamiği içerisinde bunu yapabilmesinin önünde bir engel de bulunmuyor. Bir de bunun yanında ayrıca belki şundan da bahsedebiliriz. Bu enkarnasyon meselesi bir eksi işlemi değil, bir artı işlemi. Yani aslında Tanrı insan doğasını almış oluyor. Yani insan doğasını kendine eklemiş oluyor. Ama Tanrı insan olduğunda kendisinden bir şeyler eksilip kendisi bundan dolayı bazı şeyleri kaybetmiş olmuyor. Bu da belki önemli bir ayrım, bir nokta. Evet, kesinlikle. Ve bence bu tabiatlar meselesi ileride önemli olacak. Ama şu noktada şöyle bir şey de söyleyebiliriz ya da sorabiliriz. Şöyle bir soru ortaya koyabiliriz. Her şeyi yapabilen bir Tanrı her yerdeyken aynı zamanda insan olarak dünyada yaşayabiliyor mu?